Dün işte Kanada'da olduğum zaman, Kanada'da da orada yerli halkların dillerindeki, farklı grupların dillerindeki sözcükleri Türkçemize eşliyorum. Yani hem ses değeri yakınlığı, hem kök anlamı yakınlığı, hem de çok sayıda sözcük eşlediğimi söyleyebilirim. O konuda da daha sonra bu Bulunç kitabımızı yayınladıktan sonraki hazır kitap, yayın için son kontrolü bekliyor. Diğer kitapları da hazırlayıp zaman içerisinde eğer Tanrı ömür verirse onları da yayınlamayı düşünüyorum. Burada isterseniz sözcük okumalarına Lütfen, evet. değinip sonra cümle okumalarına geçebiliriz. Şimdi burada orijinal ilk sırada el yazmasında orijinal sözcüğün ben görselini koydum. Daha sonra ikinci hemen kolonda bunun Latin harflerini çevirdim. Burada ilk sözcükte, bir numaradaki sözcükte baktığımız zaman iki tane C harfi görüyoruz. Şimdi normalde bu tek C olduğu zaman C olarak okunuyor. Yani C sesi veriyor. Yani Latin alfabesinin C harfi gibi. Fakat ikisi yan yana olduğu zaman G sesi veriyor. Burada da şöyle yazıyor. Her zaman için bunu ikisi yan yana ise G sesiyle okuyoruz. Yani bir farklılık yok. O, Ö ayrımı yok. I, I ayrımı yok. Yani üstten noktalamaları olan sesleri aynı harfle, aynı şeyle, alfabe karakteriyle ifade etmiş. Şurada bakın ilk başta 4 sayısına benziyor. Bu D harfimiz Dölgör yazıyor. Dölgör yani döllenmiş, döl görmek, döl görmüş olmak anlamında. Bahsettiğimiz gibi çok sayıda hamile kadın çizimleri yapılmıştı. Bu aslında normalde eşlemeye kabul edilmesi lazım. O tayfalarda okundu. Fakat ben bunu hiç o 71 adet eşlemenin içine katmadım bile. Çok daha net eşlemeler var. Şurada ikincisini de aynı şekilde dölçü, yani döllemeyi yapan, dölcü anlamında bugün Türkçe ile söylesek. Döllemeyi yapan kimse anlamında. Çor sözcüğü, bugün biliyorsunuz çorak sözcüğümüzün de kökü. Çor, acılı, kısır, hasta, kuru, tıkalı, kapalı gibi anlamlara geliyor eski Türkçe'de. Diğer sözcükleri de şöyle geçecek olursak. Burada döşeğin yazıyor. Döşek biliyorsunuz yatak. Evet. Şurada yazan sözcük 5 numarada çopor. Şimdi O sesinin bugünkü Türkçemizde çoğunlukla A sesine dönüştüğünü pek çok örnekte gördük. Bu yazma boyunca da bu çoğunlukla böyle. Mesela yazar oy yazmış ay yerine. Tabii bugün Özbek ağızlarında hala oy olarak Geçiyor. şimdi şurada sözler ebzem, uyar, uçuz, ucuz yani veya 300 anlamında da olabilir. Bunları tabii cümle çözümlemesi yapıldığı zaman tümceyi bütün baktığımız zaman hangi anlamda olduğunu daha net bir şekilde söyleyebileceğiz. Bu şekilde ben bakın çoğunlukla da çok net okunan sözcükler. Şurada mesela 16'da dolarak yazıyor. Dolarak O, Ö ayrımı yapılmadığı, A, E ayrımı yapılmadığı için bunu dölerek yani dölleyerek de şeklinde de anlayabiliriz. Dolayısıyla o tümceyi okuduğumuzda hangi anlamda kullandığını görüyoruz. Zaten beyin bunu otomatik olarak seçiyor tümceyi okurken. Bir sıkıntı olmuyor. Şurada doy göz. Doy göz de bugün aç göz sözü var. Aç göz onun işte tam tersi doy göz yani gözü doymuş olan anlamında kullanılabilir. Böyle 700 kelime okudunuz, değil mi ben? Böyle 700 tane sözcük okudum. Şu sunumda da zaten 200 küsür tanesini Güzel. yerleştirdim. Şimdi Ama isterseniz biraz da cümlelerden örnek verelim isterseniz. evet de verelim. Şimdi şöyle gene alfabe transkripsiyonunu koyuyorum ki arada hani sesleri hep aynı şekilde okuduğumuz görülsün diye farklı Evet. okumuyoruz. Şurada uçu susam çiçiyi yazıyor. Yani biliyorsunuz eski yazılarda bazen sessizlerin arasında ses harfleri göstermiyorlardı Evet. atalarımız. Burada da
çiçeği kelimesini ÇÇY3 ÇYÜ şeklinde yazmış. Zaten sondaki ı takısı bu yazma boyunca UÜ olarak görünüyor. Bu da yazarın yerel kullandığı ağzıyla ilgili bir durum. Konuştuğu gibi yazıyor. Muhtemelen 600 yıl önceki Ege veya Karadeniz ağızlarından birisi olabilir. Ya da 600 yıl önce işte Özbekistan'da yaşamış. Daha sonra bazı Azerbaycan Oğuz Türkçesinde daha çok görülen bazı sözcükleri de kullandığından dolayı. Özbekistan, Azerbaycan geçmişi olan fakat Anadolu'da da Ege, Karadeniz bölgesinde yaşamış birisi olabilir background olarak. Çünkü yazarın biz ismini yazma boyunca bilmiyoruz. Biliyorsunuz bazı sayfalarda eksik. Evet. Herhangi bir yerde şu ana kadar okumuş değil. Gerçi birçok sayfaya detaylı bakabilmiş değiliz. Yani henüz ona bakacağız. Bu kelimelerin sayısı artacak. Okunan sözcük sayısı, cümle sayısı artacak kesinlikle. Siz o bugün kaybolan sayfalar konusunda da güzel bir açıklama yapıyorsunuz. Bunların hangi kütüphaneden, yani Osmanlı'nın hangi kütüphanesinden çalındığı belli olmasın diye o sayfalar özellikle, yani kütüphanenin mührünün olunduğu sayfalar veya kitabı dediğiniz gibi yazanın, çünkü 270 sayfalık kitabın 240 sayfasının olup son 30 sayfasının olmaması çok enteresan ve dikkati çeker. Burada üçüncü kelimede de dediğiniz gibi gene 8 harfinin S'sini alarak Sam diye okumuşsunuz. Yani bütün okumalarınız bir tutarlılık gösteriyor. Birden 10'a kadar olan sayıları kullanmış. Yani değil mi efendim? 8 S olarak çıkıyor. 4 D olarak çıkıyor yazıda. Evet, evet buyurun. Ben kesmiş oldum sizi. Burada şu anda bugünkü Türkçemize çevirsek yazarın uçu susam çiçeği şeklinde yazdığı cümle ucu susam çiçeği. Yani bakın tamamen net bir şekilde cümleyi okuyunca anlaşılıyor. Bu sayfada da susam bitkisinin çizimini yapmış. Sayfanın evet. İlk sözcüğünde susam bitkisinin tanelerini hatta çizmiş. Ben onu da burada paylaşmıştım fakat şu anda evet. Onu tekrar görselini gösteririm. Şimdi bir başka cümleye geçebilirim. Bu şurada aynen şöyle yazıyor. Bakın baştan ikinci harf I ve Y. Yani bu bir bileşik harf. Baştaki de O, Ö okuduğumuz harf. O da aynen şöyle yazıyor. Oşam, oşar, sarhoşu. Akşam, aşar, sarhoşu. O sesinin 600 yılda bugün kullandığımız A sesine daha çok denk geldiğini söylemiştim. Akşam, aşar, sarhoşu bir terim. Bugün unutulmuş ama anlamı şu, sabaha kadar içmiş olan, yani bugün işte geceden kalma filan da derler. Akşamdan kalma diyoruz. Evet. Akşamdan kalma derler. Sabaha kadar içmiş olan kimse anlamında kullanılmış. Bunun bir cümle olduğunu, tümce olduğunu biliyoruz. Neden biliyoruz? Bir başka sayfada okuduk. Bu sayfada sadece bir bitki çizimi ve 3 kelime vardı. O 3 kelime bu kelimeler. Burada aynen şöyle yazıyor. Şimdi bakın bu ikinci harf, iki O, Ö, ikinci Y harfi. Fakat bileşik harf olarak da bu I olarak okunuyor. Çünkü şu I ve Y olan, küçük Y'ye benzeyen de şu bir bileşik harf olarak da değer veriyor. Bunu oyak veya oyak şeklinde ilk sözcüğü okuyoruz. Bugün ayak dediğimiz sözcük. Şurada sak yazıyor. Bakın S'ye benziyor ama buyruğu biraz uzun. Üçüncü son harfi bu K harfi. Şurada da baştaki S, A, K. Yani sak. Şurada da apak yazıyor. Yani şu ne okursak ayak sak apak. Ayak sak apak da şu demek. Ayak sakı burada eski Türkçe'de ve bugün hala Anadolu'da bazı bölgelerde bitkinin sapı, gövdesi anlamında kullanılıyor sak sözcüğü. Apak da şişman, tombul, gürbüz, sevimli anlamında halen Türkçemizde bazı ağızlarda yaşamaya devam eden bir sözcük ama unutulmak üzere. Ayak sak apak, ayak sapı, şişman, tombul, gürbüz, sevimli anlamına gelen bir sözcük. Şimdi bu sak sözcüğünü şöyle de yorumlayabiliriz. Sağ salim, sağlıklı kelimelerinin de kökü olan bazı lehçelerde, mesela Azeri lehçelerde
sağ yerine, sondaki yumuşak yerine K harfinin seslendirildiğini biliyoruz bazı ağızlarda. Yani sağ anlamında da sak kullanılmış olabilir. Yani o zaman da ayağı sağlıklı gürbüz olarak çevirebiliriz bugün şu Türkçemize. Ya da bu sak sözcüğü eğer sap anlamında kullanıldıysa ayak sapı gürbüz sağlıklı sevimli anlamında yazılmış olabilir. Dolayısıyla bu sak sözcüğü çok yerde geçiyor. Sak sözcüğünün geçtiği her cümle tek tek incelendiğinde bunun da net şekilde hangi anlamda olduğunu söyleyeceğiz ileriki araştırmalara devam ettikçe. Bu da net şekilde belli olacak. Bu sözcüklerin okunduğu sayfa, bakın görüyorsunuz, ayak sapı, gürbüz, şişman dediği, tombul dediği bitkinin kökü. Dolayısıyla yazarın kendi ağzında ayak sapı diye ifade ettiği kısmın kök anlamında kullanmış olma ihtimali de oldukça yüksek. Yani kökleri gürbüz, tombul anlamında kullanmış. Zaten bu resimde bir tek bu cümle olduğu için eşleşmeniz %100, yani buna itiraz edilemez. Evet, bence de, çünkü bunun bir de şöyle bir şansı var. Burada başka sözcükler olmadığı için bunun evet, bir tümlü olmadığını da kimse iddia edemez. Yani evet, çünkü yazma boyunca virgül, nokta gibi işaretler kullanılmamış. Dolayısıyla bu artık net bir şekilde bir tümcü olması gerekir. Başka sözcük yok bu sayfada. Evet. Diğer sözcükler, mesela şurada ben direkt orijinalinden okuyayım. Seyrehü seyreh söper çoşar. Burada bugünkü Türkçe'ye çevirsek seyrek ki seyrek seper coşar. Yani burada hastalığın kronik olmadığını, nadiren tekrar ettiğini veya sepme coşma sözcüğünü biz eğer bulaşıp bir yayılma anlamında kullanmış ise eğer yazar, bu da zaten bütün yazma çözümlendiğinde daha net anlaşılacak. Çünkü burada 600 yıl önceki tıbbi bir takım terminoloji de var. Bu konunun hani belki bugünkü doktorlar, tıp adamları daha net bir açıklama yapmamıza yardımcı olabilirler. Ama ben bunu seyreki seyrek sefer coşar demek, yani nadiren bu tekrar eder, yani veya ya nadiren bulaşıcıdır anlamında anlıyorum, çeviriyorum. Bu sayfada en alt sağ köşede de bir çizim yapılmış, böyle bir kadın çizimi eliyle karnını tutuyor. Bu sayfayı biz tamamen okuduk. Bazı sözcükleri tabii eski Türkçe ile ilgili yazılmış akademik makalelerde, lügatlarda arıyoruz. Fakat köklerinden de anlamları hakkında fikir sahibiyiz. Tümce içerisinde zaten birkaç sözcüğü çözünce çözülmemiş bir iki sözcük de kendiliğinden bize bir fikir veriyor. Dolayısıyla zaman içerisinde çözümlemeler daha netleşecek. Şurada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şurada mesela okumaları yapmak isteyenler şeye çok dikkat etsinler. Zoomlayıp, çünkü çok küçük çizilmiş harfler, biraz büyütsünler. Bakın burada Ç, Ç'nin üstünde I ve bir de C var. Üç tane harfi birbirinin üstüne koymuş. Bunlar bileşik hece harfleri, alttan yukarıya doğru okunuyor. Yani burada Çio, eğer bu O ise, silik bir O ise, ama eğer bu üstteki C ise, o zaman çiç şeklinde okumak gerekirdi. Yani bu bazıları silinmiş çünkü 600 yıl geçmiş, ışıktan silinmiş. Yani onlara dikkat etmek lazım. Şurada daha da net zoomlayıp büyütünce şunun O olduğu anlaşılıyor. O olduğu. Aynı sayfada bakın gene bir başka tümce. Burada şöyle yazıyor. Şu orijinal yazılışı, tümceyi burada işaretledim. Sayfanın alt, en alt sırasında. Sançucu, doyçoku, remçugusu. Sançucu dediği sançmak, yani batırma işlemini, kesme işlemini yapan. Sançıcı da cerraha diyor. Yani kesen, cerrah anlamında. Sançıcı, doyçoku dediği boyma çoku veya cop şeklinde de okuyabiliriz. Göbekle biliyorsunuz bebeğin anne arasında bir göbek bağı kordonu var. Doyçoku dediği göbek kısmına diyor büyük ihtimalle. Doyma, gıdalanma jopu veya çöpü, çöpü gibi. Zaten ben bu jop ve çöp sözcüklerinin de pek çok araştırmacıdan farklı olarak aynı ortak kökten, hatta sopa, sop, jop, çöp sözcüklerin ortak kökten ayrışmış
ayrışarak farklı anlamları paylaşmış aralarında sözcükler olduğunu düşünüyorum. Neyse, çok o konuda detaya girmeyeyim. Ram çıgusu da şu demek, rahim çıkıntısı. Yani rahimin üst kısmından göbek arasındaki bir kısımla iki arasından o bölümün kesilmesinden bahsediyor burada. Peki o sayfada başka ne görüyoruz? Orada işte en alttaki şeye zoomlayınca çizime şu çizim yapılmış. İşte bir kadın çizimi veya genç kız karnını tutuyor. Burada zamanla renkler kaybolmuş ama zoomlayınca eliyle tuttuğu yerde bir kırmızı rengin sonradan solmuş olduğu fark ediliyor. Şu kova gibi şeyin içinde de aynı renk var. Bakın şurada aynen şöyle yazıyor üstte. Oyucu sançıyu ülüçek çocuk. Burada çocuğu ÇCK şeklinde yazmış. Gene ses harf kullanmamış. Bu iki gibi olan ek okuyor. Eki, ek ve ek şeklinde okuyor. Aynı zamanda da bu Z sesine karşılıkta kullanılmış. Şimdi burada şöyle okuduğumuz zaman oyucu sançıyor, ölüçek çocuk. Oyuç dediği yer oyulan kısmı, yani yarası, ameliyat yarası veya oyulan kısmı. Çocuk ölecek anlamında bir cümle. Şimdi bunu okuduğumuz sayfayı detaylı baktığımızda anladık ki burada çocuğun anne karnından vaktinden önce alınmasıyla ilgili bir işlem anlatılmış. Sezaryen. Evet, bugün sezaryen dediğimiz işlemi yapmışlar o zaman. Onu anlatıyor. Bu işlemin çok eskiden beri yapıldığını ben internette bir araştırma yapınca gördüm. Ve aynı sayfada şurada işaretlediğim sözcükler, bakın okuyalım, bir numarada aynen şöyle yazıyor. Pitch, ses değerini değiştirmeden okuyacağım. O zehir, royem, yani bugün rahim dediğimiz sözcük. Abor, bugün İngilizce'de abortion sözcüğü, yani çocuğun, karın kesilerek çocuğun alınması anlamındaki sözcüğün ben Türkçedeki abor, iki tane bileşik kelimeden ibaret olduğunu düşünüyorum. Bu da onun kanıtı bence olacak. Çünkü muhtemelen sözcüğün yazılı olduğu ilk örnek olacak. Herhangi bir el yazmasında en eski bu olacağını tahmin ediyorum. Burada da abarmış, aşırı büyümüş olanı or, kesip almak. Bugün Türkçemizde orak sözcüğünün de kökü or. Eski Türkçe'de kesip almak, onarmak, yeniden tamir etmek, işte bir araya getirmek anlamında kullanılıyordu. Burada da aslanın karnı kesilmiş, işte tekrar bir araya getirilmiş, kesip alınmış. Yani abortion işlemi yapılmış. Şurada dört numarada dölcü er yazıyor. Bakın okuyun, dölcü er. Yani döllemeyi yapan erkek. Beş numarada oygu pısağın. Oygu bunu aslında ilk baştaki, ikinci sözcüğün ilk baştaki harfi zoomlayınca ilk başta P gibi görünüyor ama zoomlayınca X, yani H sesi veren harf olduğu anlaşılıyor. Daha doğrusu oygu kısan okumak lazım. Kısmak, yani bugün sesi kısmak anlamındaki, küçültmek, azaltmak anlamındaki. Bakın eliyle de uyuk, yani yara yerini kısıyor, küçültüyor. İki yaranın iki başını bir araya getiriyor. Beş numarada bunu okuduk. Altıda sançıcı, yani sançma işlemini yapan kişi, cerrah anlamında. 7 numarada bakın şu yazıyor, PF harfini ayırmamış, P ve F'yi aynı şekilde gösteriyor, aynı işaretle. Burada şu yazıyor, biçici bilgisi, biçici bilgisi, yani biçme işlemini, kesme işlemini yapan kimsenin bilgisi. Şimdi bunları böyle random okuduğumuz kelimeleri bu şekilde koydum ama cümle içinde de işte bunları okuyoruz. Şurada dölcü yer, işte diğerleri bu şeylerde geçiyor. Burada bir başka, bu hem bir terim hem bir cümle denilebilir. Daha çok terim. Burada şöyle yazıyor. Orijinalinden okuyalım. Sapçıkçılı çocuk sarhoşu. Sapçıklı çocuk sarhoşu. Bu şu anlama geliyor. İlla erkek çocuk isteyen kadın anlamında kullanılmış sözcükler. Yani sapçıklı çocuk dediği erkek çocuğu ifade ediyor.
Çapçıklı çocuk sarhoşu da yani ne olursa olsun erkek çocuk isteyen anlamında. Yani onu bir sarhoşluk tutkunluk derecesinde Bağımlılık. isteyen anlamında. Bakın yazılara zoomlamanın bir önemi daha. Buraya normalde şunu zoomlamazsak ilk harfini N gibi okuyabiliriz ama bu alttaki C ve üstündeki N. Burada cinap yazıyor. Yani cinap Türkçe'de farklı anlamlara geliyor. Mesela bunu cenap şeklinde okuyan da olabilir. Dolayısıyla bunları da aynı cümle içerisinde değerlendirdiğimiz zaman ne söyleyeceğiz. Fakat şu çizimde görüyorsunuz tek tek kelimeler var. Dairesel yazım söz konusu. Bazılarında bunlar çoğunlukla cümle oluşturuyor. Mesela burada alttaki sözcükler aynı işaretlediğim sözcükler diğerleri şunlar. Arap'ı, Olof'u, Oyalakan, Oyalakan. Şimdi bugün O sesinin A sesine dönüştüğünü söylüyoruz. Yani Ayalakan, ayda bir akan, akıntısı olan galiba Ayalakan dediği kadınların sanırım aylık adet durumundan bahsediyor. Oluk dediği de Oluk'u şeklinde Oğlak. Bakın sayfanın ortasında Oğlak çizmiş. Oğlak'ı. O zaman U sesi bunun ön sesi. Ayrıntılı ve çok değerli gerçekten çalışmalar yapmışsınız. İsterseniz bir iki örnek daha verelim. Çünkü bu konuda derinleşmek isteyenler muhakkak sizin internet sitenize ve yazılarınıza ulaşacaklardır. Yani gerçekten 20 yılı aşkındır yaptığınız bu çalışmalar fevkalade önemli. Tabii biz de burada bir ön bilgi vermek istiyoruz insanlarımıza. Bir iki tane daha uzun cümle örneği verirseniz. Tamam. Şurada bir hızlıca geçeyim. Burada şarap ot çıkı yazıyor. Yani şarap otu. Şurada şalak işte çizmiş. Tohuma kaçan hıyar demek. Şalan. Sözlüklerde de bunu gösterebiliyoruz. Şimdi şurada sazak. Sazak Mersin ağacı muht bitkisine deniyor. Bugün hala kullanılıyor. Burada Ojda yazıyor. Yani ejda, ejderha. Bugün Azeri ağızlarında hala ejda, ejda derler. Aynı sayfada bir küçük ejderha çizilmiş vesaire. Ve bitki de ejder bitkisi. Bunun da çizimi bakın şu o yazmada çizilen solda da ejder meyvesi ve ejder bitkisi. İkisi de buna benziyor. Botanikçilerin alanına çok girmeyelim. Burada sizin dediğiniz gibi diğer tümce okumalarına geçeyim. Birkaç örnek daha verelim. Şimdi mesela şurada harita sayfasında sağ üst köşede burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile işaretlediğim sözcükler var. Bakın şurada 6. sözcükte sondan ikinci bizim normalde 9 olarak ama burada U sesi veren 9 gibi çizilen sözcük. Bakın bunu eğik çizmiş. Bütün yazma boyunca bir tek bu U eğik çizilmiş. Yani 90 derece sola eğmiş. Kuyruğu alta doğru gelmiyor da yana doğru. Şimdi bunun sebebini birlikte anlayacağız. Neden olduğunu. Tümceyi okuduğumuz zaman. Burada şöyle yazıyor. Ül kızı Olca paşam ör ayağın öpür. Yani el kızı Alca paşam ör ayağın öper. Bu ör dediği kaftanın koltuk altı. Yazar burada padişaha hitap ediyor. Paşam diye hitap ettiği padişah. Bunu tarihlerine baktığımız zaman yazmanın karbon tarihlemesine hitap ettiği kişinin Fatih Sultan Mehmet olduğunu söyleyebiliriz. Ben ilk göreve geldiği yani daha doğrusu babası tarafından padişah olması istenip ilk tahta çıktığı zamanda bu yazarı tanıdığını düşünüyorum şahsen. Ona ait başka işaretler de var. Ve hitap ettiği Fatih Sultan Mehmet'in kendisi büyük bir ihtimalle. El kızı Alca Paşam ör ayağını öper. Bakın şurada en son sözcüğe bir daha gelelim. Ör ayağın öper. Öperi nasıl yazmış? Ö, P. Bakın öpür yani Ü ile yazıyor. Ü harfi gene eğilmiş. P harfi de paşayı gösteriyor. Ayağını öpüyor. Yani bakın P'nin ayağını öper şekilde. Bütün yazmada bir tek bu Ü'yü çizmiş. Eğilmiş bir şey öpüyormuş gibi çizmiş. Dolayısıyla yani bu tip yani 100 civarı 100'den fazla çok net tümceler var. Yani daha da fazla olacak yani boş zamanlarımızda yapmıyor olsak ve
akademilerden destek alsak. Siz biraz önce değinmiştiniz. Ben Türk Dil Kurumu'na 5-6 tane yazı bir dosya gönderdim. Bazılarını e-mail'e, bazılarını postayla. En son verdiğimde de işte hiçbir yazımıza cevap alamadık. Olumlu veya olumsuz. Size bu konuyu detaylarıyla anlatmak istiyorum. Verdiğim detaylı dosyada da bir cevap gelmedi diye elle şahsen gittim. Ankara'da dilekçe verdim. Dilekçenin üstüne de numara kaydettiler. Bu dilekçeyi vereli tahminen bir yıl oldu. Hala hiçbir ses yok. Yani bunu da anlamak mümkün değil. Neden böyle bir ilgisizlik var? Gerçekten ben hiç anlayamıyorum bu ilgisizliği. Evet. Yüzde fazla akademisyene yazdım. Ahmet Bey, Yunanca yazılmış olduğunu iddia etseydiniz, şimdiye kadar çok üzerinde doktora yapılmıştı, hiç merak etmeyin. Evet, muhtemelen de Arapça filan deseydim belki de hani her yerde haber olurdu. Türkçe deyince bir tek siz ilgilendiniz, haber yaptınız, bilmiyorum neden ilgi yok. Ya belki de çok fazla hani böyle düşünmek de istemiyorum ama gözden kaçmış olduğunu düşünmek istiyorum. Hani bundan sonra inşallah ilgilenirler. Çünkü dediğim gibi bir ekip bu üniversitelerin çalışması gereken 240 sayfalık bir yazmadan bahsediyoruz. Ve bundan sonra muhtemelen 100 yıldan uzun süre bu konuda akademik makaleler yazılacak. Ama bugün tek bir akademi veya akademisyen bile konuyla ilgilenmiyor. 100'den fazlasına mail attım. 2 tane dönüş oldu Hacettepe'den. Bölümün başkanı ve oradaki başka hanımefendi profesör. Maalesef bir tanesi diğerine, diğeri de ötekine bilmeyerek birbirine pasladılar. İlgisini gönderdik diyorlar değil mi? İlgisini gönderdiler ama ilgisi o zaman dönmez. Yeni konu değil, daha çok arkadaşımın konusu deyip birbirinin adını verdiler. Yani öyle söyleyeyim özetle. Evet. Yani dolayısıyla bu ilgisizliği ben hani anlamıyorum. Türkçe'ye farklı bir açıdan bakıyorum. Benim bakış açım yanlış olsaydı zannedersem burada bu çözümlemeyi yapamayacaktık. Demek ki önemli olan bilginin sahibi olmak. Bize edindiğimiz cebimizdeki diplomalar bizi bilgili yapmaz ya da bir konuda uzman yapmaz. Biz aileden de bilgi almış olabiliriz. Ben sizden de çok şey öğrenebilirim ki öğrendim zaten. Bunlar bizi bilgili yapan şeyler. Araştırmalarımız bizi bilgili yapıyor. Ben 1992'den beri binlerce makale okudum. Yani akademide 4 senede Türk dilinden diploma alan dil bilimcilerin hiçbir tanesi sanırım benim kadar çok azı makale okumuştur. Yani bilgisi bilgili yapan edindiğimiz bilgilerin beynimizde tuttuğumuz kısmı ve doğru değerlendirdiğimiz kısmıdır. Evet. Burada bir başka sözcük uçup çiseleyip saçılıp ol var özü. Bakın bu galaksiye benzer çizimin yapıldığı sayfada okundu. Uçup yani uçarak, çiseleyip dağılarak, çiseleyerek saçılıyor ol var özü. Yani bütün olan varlık özü bu şekilde dağılıyor. Yani biz desek ki galaksi zaten bunun galaksi çizimine benzetenler Avrupa Uzay Ajansı'nda çalışan bir René Zeynberger adında zamanında ajansa çalışmış bir bilim adamı. Diyor ki bu Hubble'dan çekilen fotoğraflarla hatta üst üste koymuş. Bunun galaksi çizimine çok benzediğini söylüyor. Onu ilk sayfalarda vardı. Tekrar o bölümüne dönüp gösterebilirim. Bakın şu işte galaksi merkezi, yıldız halo, yıldız kuşağının olduğu bölüm, spiral arm, spiral kollar. Bu Hubble'dan çekilen fotoğraf üst üste koymuş. Yani bunu ben demiyorum. Bunu söyleyen de bilim adamı. Yani böyle bir şey... Tabii onlar da bu budur diye iddia etmiyor ama hani buna da benziyor diye bir benzerliğe dikkat çekiyor. Biz bu sayfada mesela 40. alem sözünü okuduk. 40. olam şeklinde yazmış ki alem sözü bence Türkçeden olan olmak kökünden. Yani olan olmuş olan her şey, yaratılmış her şey anlamında kullanılmış bir söz olduğunu ve ondan başka dillere farklı şekilde geçtiğini düşünüyorum. Yani dil bilimcilerle aynı şekilde düşünmek zorunda değiliz ama ortak çalışırsak ilerlerler. Fakat benim gönderdiğim makalelere dil bilimin içinden değil, işte bir elektrik mühendisi yazmış, göndermiş, şunu çöpe atalım derlerse bu konuda hiçbir ilerleme sağlayamayız ki Avrupalılar bunu böyle yapmıyorlar. Bir konuda bir iddia varsa o iddianın sahibi isterse çöpçü olsun, işçi olsun, sosyal sınıfı ne olursa olsun bunu değerlendiriyorlar. Yani bana desinler ki kardeşim sen 700 kelimeyi ve
100 küsür cümleyi tesadüfen hani böyle okudun. Ben de onlara matematiksel olarak bunların tesadüfen olmayacağını formüllerle ortaya koyup göstereyim. Yani bu kadar tesadüfen olmayacağını. Yani ya dilbilimcilere üniversitede ilk 2 sene matematik mantık okutsunlar, dil bilimi hiç okutmasınlar. 3. 4. yıldan itibaren geçsinler. Çünkü olmuyor böyle. Yani ya karşıdakini ciddi alıp en azından çürütsünler. Desinler ki yok kardeşim sen anagram bir şekilde 100 cümleyi uydurdun denk gelmiş. Yani tesadüf. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Rahmetli Mirşan şimdi hayatta değil. Tabii ki onun için işte bir takım insanlar akademilerden ciddiye almayanlardan bahsediyorum. Dediler ki işte okumalar anagram, tesadüf vesaire ve gerekli kıymeti vermediler. Bugün Mirşan'ın cevap verme, yanıtlama şansı var mı? Hayatta değil. Ama ben hayattayken bana ispat etsinler ki bu yazma Türkçe değil ya Türkçe içermiyor. Ben bunu içeriyor içermiyor konuşmaya bile utanıyorum. Çünkü bu matematik bunu ortaya koymuş artık bitmiş. Ben kimsenin onayına ihtiyacı da yok. Ama dönüp birisinin buna bakması lazım. Çünkü benim 10.000'den çok yazma inceledim. Başka yazmalarda da Türkçe okunamamışlarda Türkçe paterni tespit ettim. Onları da incelemek, araştırmak istiyorum. Bugün Amerika'da yerli halkların dilinden Türkçemize bir sürü kelime eşliyorum. Bunların Sümer dilindeki köklerine kadar ortak köklerine bağlantıları, ses değeri yakınlığını, anlam yakınlığını gösteriyorum. Bunların Orta Asya'da ben uzun yıllar gezdim, araziden bilgi topladım. Bunların bir değeri olmayacak mı? Yani bir tabii kitap yazıp ortaya koyacağız ama ben 5-6 yıldır akademilere bir Türk dil kurumuna 5-6 defa yazı gönderdiysem, bir kere detaylı dosya gönderdiysem postaneden bir kişinin dönüp en azından yani dosyanızı aldık hani değerlendiriyoruz şu tarihte size dönüş yapacağız demesini beklerim. Ya da birisi çağırsın desin ki kardeşim COVID sürecindeyiz ama maskenizi takın gelin bize akademisyenler önümüzde oturalım anlatın bakalım şu konuyu. Yani bakalım o zaman görelim aynı ses değeriyle okumuş muyum, okumamış mıyım? Bu yazma Türkçe içeriyor mu, içermiyor mu? Gelip bir bilim adamı bu Türkçe değil diyebiliyorsa desin. Evet. Bu kadar da net şekilde iddiamı ortaya koyuyorum. Sizin sayenizde Türkiye duyuyor. Daha önce de siz duyurdunuz. Türkiye'de bu işin bunu ilk olarak gören de sizdiniz Türkçe olduğunu. İlk çalışmamızı onaylayan manevi sözleriyle destekleyen de sizdiniz. Ama bu ekip işi. Yani ben tek başıma bütün yazmayı bana bütün dünyadan çok sayıda e-mail geliyor. Yazmanın tamamı ne zaman Türkçe'ye çevrilecek diye. Benim ömrüm yetmeyecek. Çünkü içinde çok sayıda sözcük var. Bir kısmını dil bilimcilerle birlikte yorumlamamızda fayda var. Ben kendimi alfabe kısmında daha çok geliştirdim. Ama birlikte çalışmamız lazım. Bunun için de artık devlet organlarının ben ciddiye almasını bekliyorum konuyu. Eğer yanlış yapıyorsam da yanlışımı da söylesinler. Desinler ki bu Türkçe değil, Arapça, İbranice, Yahudi dilinde, o dilde, bu dilde, İngilizce, Farsça, Fransızca. Yani göstersinler hangi dilde olduğunu. Ben gösteriyorum, ona da bir yorum yapsınlar. Evet, çok haklısınız. Evet, bir iki örnek daha verelim isterseniz, uzun bir cümle varsa. Evet, şöyle cümleleri sona doğru koymuştum. Tekrar hızlıca gidelim. Burada şöyle yazıyor. Piçici bilgisi çücüğü cüncilehü çekançılar. Burada da şey demek. Piçici bilgisi çocuğu günselinki çeker. Çekançılar sözünü bunu tabii dil bilimcilerle birlikte yorumlamamız lazım. Benim kendime ait bir yorumum var tabii. Günselinki yani tam zamanında olması gerektiği anda çeker. Biçici bilgisi yani cerrahın bilgisi çocuğu çekip aldığı anı bahsediyor. Çocuğu tam zamanında çekip alır. Yani cerrahın bilgisi çocuğun ne zaman alınacağına karar verir anlamında yazılmış bir cümle. Tümce. Şurada bir başka tümce var. Burada şöyle yazıyor. Bakın burada 9 olarak kullanmış biz rakam olarak. 9 çöp öyer, cücer, dövüşer dolu şaraba. Yani 9 çöpü, yani bir bitkiden bahsediyor. Onun 9 tek çöpü eğer cücerirse, yani yeşerirse, dolu bir şaraba değişirsin bunu anlamında. Yani o kadar değerli anlamında yazılmış bir sözcük.
Yani bunların okunduğu yerler hepsi tek tek işte işaretlendi, gösterildi. Evet. Muazzam bir şey. 16 kelimelik tümceler var. İşte çok sayıda bitkilerle gene tümcelerde eşleşmeler var. Yapılan tanımlamalarda eşleşmeler var. Yani bu gene galaksi sayfasından sözcük mesela burada mesela şöyle yazmış. Alcof cicozu dolgu açılı gözü ölçüsü ala alaz. Burada da sözcüğü açılı gözü ölçüsü yani açılan göz ölçüsü dediği onun işte galaksi gibi çizilen yapının kolları arasındaki mesafeyi bahsediyor. Yani göz ölçüsü dediği de gözde takribi bir yakınlaşmadan yani bir şeyden bahsediyor. Cicoz sözü mesela cof sözü Türkçe'de parlak anlamında kullanılıyor. Al kırmızı anlamında. Al cof kırmızı parlak. Bunu bir bileşik kelime olarak kullanmış. Kırmızı parlak cicozu. Cicoz bilye. Eski bazı ağızlarda bilye misket anlamında veya merkez yuvarlak anlamında kullanılıyor. Al kırmızı cof parlak cicozu yani merkez bilyesi doğu olgu yani halka olma veya doğma hareketi doğu olgu yani doğma hareketi açılı gözü ölçüsü açılan gözü ölçüsü yani açılma uzaklaşma gözü bölmesi boşluğu alaz alev demek eski Türkçenin birçok lehçesinde kullanılıyor. Ala da kırmızı alev. Yani bunun çizdiği galaksiye benzer yapının kırmızı renkte açılan kollarıyla. Yani biz bugün desek ki bilim adamları galaksinin genleştiğini, galaksilerin dışa doğru genleştiğini buldu. İşte burada yazmış açılan kolları, işte dağılan vesaire. Ve bu çok sayıda başka yerlerde de görülüyor. Hani ben muhtemelen hani bir takım spekülasyonlar yapıyoruz ama yaptığım yorumları illa bu cümleyi böyle yorumlamak zorunda değiliz. Farklı şekilde de yorumlayabiliriz. Tümcü olduğu belli. Gelsinler diye bilimcilerle birlikte de tartışalım. Zaten bu şekilde bu ilerler. Bakın pek çok sözcük var bu şekilde yazdığımız. Ben en sonunda da ihtimaller hesabından da bahsetmiştim ama o konuya şimdi girmeyeyim. Ki bunun Türkçe içermeme ihtimali artık yok, sıfır. Yani o iş tamamen bitti. Sadece bakalım bize ne zaman reaksiyon verecekler devlet makamlarından, ilgili makamlardan, özellikle Türk Dil Kurumu'ndan. Ya bu yazmanın da orijinalini istemek lazım Amerika'dan bence. Eğer koruyabileceklerse istesinler, koruyamayacaksak orada bir özel kasada zaten korunuyor. Evet. Abid Bey, bu konuda ilave etmek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için, bizim evet, sesimizi duyduğunuz için teşekkür ederim. Bir defa daha tekrar edelim. Yani 20 yılı aşkın süredir çok çok önemli bir konu üzerinde çalışmaktasınız. Tabii ki bizim görevimiz ve vazifemiz sizin gibi bu kadar Türkçe'ye, Türk tarihine, Türk diline katkısı olan arkadaşların çalışmalarını duyurmak. Umut ediyorum ki başta Türk gençleri bundan sonra gerekli alaka ve ilgiyi göstereceklerdir. 600 yıl önceki Türkçeyi aynı zamanda çalışıyorsunuz. Tabii burada sizin hem eşinizin Azerbaycanlı ve sizin Azerbaycan'da yaşamış olmanız, Türk Cumhuriyetlerinde bulunmanız, şimdi de Kanada'da bulunmanız, yani yurt dışında da rahatlıkla çalışma yapabilme imkanlarından dolayı gerçekten çok değerli bir çalışma yapmaktasınız. Biz her Türkiye'ye gelişinizde sizi ağırlamaktan onur duyarız. Umut ediyorum ki şimdiye kadar ulaşmış olduğunuz bu 700 kelime çok daha artacak. 140 alfabe karakterli buldunuz, 71 eşleme yaptınız. Dediğiniz gibi bu aslında bu bir insan tarafından, daha doğrusu üçlü olarak aileniz tarafından yapılabilecek en büyük katkı yapılmış oldu. Umut ediyoruz, dediğim gibi Kültür Bakanlığı gerçekten Türkiye'nin Türk Kültür Bakanlığı olduğunu göstermeli.
Peki Ahmet Bey, görüşmek üzere. Ben şimdi bunu bir kendinize iyi bakın. Allah sağlık versin size. Sağ olun, teşekkür ederim. Size inşallah bundan sonra da uzun yıllar bize abilik yapmaya, yol göstermeye devam edeceksiniz. Siz İnşallah. Benim kendime örnek aldığım birkaç kişiden birisiniz bu konularda. Eksik olmayın, sağ olun. O sizin çalışkanlığınız. İyi günler efendim.